Evet Sinan Gösterim, burada bu konumuzda şey yapacağız. Bir klas türü daha öğreneceğiz. Hop, yanlış oldu. Neyse, şuradan. Ne olsun? Silah. Şimdi bu benim public bir klasım. Bunun içine property yazıyorum. İşte mermi sayısı. Silahtan silah daha genel bir şeydir yani neyse. String model diyeyim. Sonra public class tabanca silahtır. Ve buna mermi sayısı gelir. Atıyorum public class bomba atan bir tane silah vardı, o neydi ya? Roket atan. Roket atan. Ney? Neyse, bomba atan silah. Bombalı silah. Hem bomba atıyor hem size şey var. Bu da tabanca özelliklerini alsın. Ondan sonra bu da gelsin. İşte mermi sayısı ve şunda şey olsun. Bir tane metot olsun. Public void ateş et diye metodumuz var. Bunda hem mermi sayısı var, hem ateş et var. Hem de bunlara özel olarak işte bomba sayısı ve bomba diye metodu. İşte bu silahtan daha farklı, daha üst seviye, üst seviye arttırım yapıyoruz. Burada var mı aşk olmayan bir yer? Şunları şöyle ayırayım. Gözle görürken kolay olsun. Sıkıntınız var mı? Şimdi ben diyelim size bu şeyleri, klasları verdim. Siz geldiniz. Bu bombalı silahtan İşte çift bombalı silah yaptınız. Daha geliştirebiliyorsunuz. Ama ben istiyorum ki ben bunu geliştirdim, bunun daha ötesi olmasın. Yani bombalı silahın daha üst modelini sen çıkartma istiyorum. Ben geliştireceğimi geliştirdim. En son noktası burasıdır demek istiyorum. Böyle bir durumumuz var. Yani bu klas miras alınmasın istiyorum. Açık mıyız istekte? Şimdi o zaman class miras alınmasın. Karşılık sivil anahtar kelimesi geliyor. Türkçe iştirirsek işte mühürleme, işte kitleme, işte ve benzeri anlamları var. İşte. Şimdi bunu normalken devam edelim. Public class işte çift bombalı silah ve bombalı silahtan gelir. Oluyor mu? Ve sen bunun içine kendi bir şeyler yazabilirsin. Diyelim ben bir tane şu an piyasada olmayan bir tane şey yazdım, işte class yazdım. Bilgisayarım çok özel şeylerini çekiyor, bilgilerini çekiyor. Uğraştım, yazdım. Sen de aldın bunu, geliştirdin, iki tane daha property koydun. Sonra bu class benimdir dedin. Ortaya çıktın. Referans olarak bunu alırım ama bunu ben yazdım işte. Çok şeyini değiştirdim. Hayal yapıyorsun ama bunu istemiyorum. Onun için bunun mühürlemeye tabi tutarak silah anahtar kelimesini yerleştiriyor. Bunu yerleştirdiğim anda şuradaki şey hemen yeşillik kayboluyor. Ve öylesine bir class olmuş oluyor. Kısacası artık mesela burada kızıyor. Bu klas miras alınamaz durumda. Ha, ne yapabilirim? Bunu miras alamıyorsam ne yapacağım? Bunu miras alamıyorsam işte farzı mesela şurada sadece yapabileceğim bombalı silah BS eşittir niye bombası? İnsiz alıp kullanabilirsin diyorum. Ama onun dışında
sen benim kılıfımı alıp bir geliştirmeye tabi tutamazsın diyor. Sihirli anahtar kelimesinin görevi bu. Miras alınamaması için miras alınamaz. Instance alınarak kullanılabilir. Esprisi bu. Geliştirme kapalı yapabilmem için tercih ediyorum. Hani bu geliştirilemez demek için. Ama tabanca da mesela başka bir şey. Tabii tabanca da yapabilirsin. Çünkü o kitle değil. Pompalı silah altı yapabilirsin. Evet, pompalı silah geliştiremiyorsun. Tabancadan yeni pompalı silah yap, onun üstüne kendini koy. Ona bir şey demiyorum ama pompalıdan direkt geliştirmeyi tarzı tutmanı istemiyorum. Bunun gibi ihtiyaçlarımız için. Şu abi klas çift bombalı silah falan mı demişiz yani? Hı hı. Onun altına tam gitti derdini ben çok iyi şu mu? Hayır, o. Bu mu? Aha. Klas bu. Aynı sayfa yazdım klastır ya. Hani tek seferde görelim diye. Bu da klas yani, herhangi bir farkı yok. Bu mu? Konstruktör. Yapıcı. Sihir canlandı mı? Açıklamayı bir alalım mı? O zaman teşekkür ederim.